vereyim ben iki tane makine diyor. Ne yapayım? Adamın başına mı çıkayım? Burada attı, tuttu. Evet. Hediye mi? Ne demek ablam dedi sana. Kurban olsun bilmem ne. Seyhan dedi ki beni kırdı dedi. Bana söz verdi. Sözünde durmadı. Bunlar dedi senin düşündüğün gibi peynir ekmek paraları değil. Zalı yakışmaz yalnız. Evet. Nihat o gün ne oldu? Dilan ne dedi? Evet. Bana. Dilan ne desin işte sana atıyor tutuyor. Canım ablam seni mi kıracağım? Ne demek köpeğin olur, şuyun olur, bilmem ne olur. Daha kapıyı çıkar çıkmaz hemen iki dakikada R'ye taktı. Bu güzellik merkezlerinin birbirlerini çekemiyorlar değil mi? Ya onların kendi arasındaki rekabet bir sanatçı camiasında da var bu. Ama tamam, ilk haberlerini de sen yapmışsın. Şimdi burada sen ilk ya insan nankör olmamalı Seyhancığım. Bak senin de onlara sen de neler yaptın. Bana yapmadı aslında yani önemli değil. Benim 100 bin liram oldu ama seni ezmiş oldu aslında. Yani senin hatırını, ben artık Dilan Polat'la ilgili olumsuz olduğu bir haber de olsa girerim. E tabi yani biz de şimdi mesela o zaman Dilancığım sen madem ben de şimdi kızabilirim mesela Seyhan'a. Bak seninle ilgili şov haber yaptı. Kadının bir tanesinin yüzünü yaptığı iddia ediliyor. Kadın seni mahkemeye vermiş. Dilancığım, sevgili Dilan Polat. Biz de şimdi o zaman bu da bizim işimiz de bu o zaman. Senin kocan haklı olarak işini düşünüyorsa, makinaları tabii ki ticaretini düşünüyorsa bizim ticaretimiz de burası. Biz de burayı ticari merkezimiz, bizim burası ticaret alanımız. Biz de o zaman haberleri önümüze ne düşerse onu haber yapacağız yani. Seyhan Soylu sana çok kırıldı. Ben asla kırılmadım. Önemli değil. 100 bin lira feda olsun. Yakışıklı oldun mu? Seyhan ablacığım ne oluyor? Adı ne? Şeyi söyledik. Dedik ya hani konuk ettiğimizde sen bana her zaman derdin ya hediye işte istediğin gibi ben sana dükkanını yapayım şöyle böyle. Ben de dedim ya hani istemem ablacığım öyle bir şey ben. Ama Nihat Doğan'a hediye etmek isterim diye iki tane ver. Sen tamam dedin ya sonra vermedin ya onu konuştuk. Ablacığım vermiyor adam Engin. Niye vereyim ben iki tane makine diyor. Ne yapayım adamın başına mı çıkayım? Hayır ya söz verdin ya. Nihat da bir erkek adam. Ben karımın lafını yere düşürmem. Dilancığım ben erkek. Hayır. Hayır bak verip vermemek. Ortak hayır. Hayır. Ben evli baklı kadın. Bak şimdi bak. Hayır. Şimdi burada ortada ben mesela ben kendi karımın sözünü asla yere düşürmem. 3 lira için, 5 lira için, 1 trilyon için, 10 trilyon. Benim karım bak. Dilan canlı yayında. Tamam hiç önemli değil. Ben karımın bir kelimesini yere düşüreceksem servetimi bağışlarım, canımı bağışlarım. Ben karımın lafını yine yere düşürmem. Tamam. Vereyim. Ama yani karımın vereyim. Lafını çıkar. Karısı söylese. Olsun, vereyim canım. Karısı, o zaman söz verme canım burada Seyhan'a. Karısı söylese vallahi yapar. Ya karıma canımı veririm ya. Karım benim için rejon kesecek bir şey söyleyecek. Onun lafını yere düşüreceğim. Benim bedenim toprağa düşsün daha iyi. Dilancığım. Abi o zaman söz vermeyeceksin insanların önünde Seyhan. Bak Seyhan'ı refüze ettin. Burada insanlar yazıyor Seyhan. Seyhan'ı yerin dibine soktun. Seyhan'ı refüze ettin. Seyhan'ı insanlar neler yazıyor Seyhan'a? Konuşsana. Bari maliyetini yollayayım. 50 bin lira yollayayım da tamam dedin. Onu da yapmadın. Kurban olduğum benim. Maliyeti 50 bin lira olur mu? Adam 50 bin lira verip almıyor makinaları. Nasıl yollayayım 50 bin liraya? Biz de burada canlı yayın yapıyoruz. Bundan sonra ne olursa olsun. Biz de olmayacak şeyleri yapmayacağız yani. Haberi ama gireceğiz. Ama Nihat'cığım sen benim arkamdan hayır. Konuşup da benim arkandan bir kadın arkandan niye konuşayım canım? Arkandan ne münasebet yayında konuşuyoruz canlı yayında. Ama şu bak orada yok canlı yayında orada yok bilmem kimin yüzünü yaktı. Ben kimsenin yüzünü yakmadım. Yok böyle bir haber çıktı seninle ilgili ATV'de. Sen de cevap Nihat'cığım, vermişsin. Nihat'cığım ATV'de değil sadece bir tane şovda Fox'ta tamam, haberde çıkmış, çıktı. Ben yalan bir şey. Dilan Polat'ın ağzından köpen olsun lafı çıkınca. Ben de tamam dedim. Sonra ama sen yok bok deyince ben de madara olmayayım diye yani 50 bin lira yollayayım dedim. Böyle bir şey söylemesi aynen demek ki Dilan da bir daha canlı yayında kimseye söz vermeyecek abi. Evet sonra sıkıntı yaşıyor. O yüzden söylüyorum. Bence eşini de zor durumda bırakmasın Dilan Hanım. Yani bundan sonra katıldığı programlarda eşini yani ben ne diyeyim yani şimdi orada canlı yayında tamam dedim Engin'le de konuşurum dedim. Adam da dedi ki bana Dilancığım bunlar dedi senin düşündüğün gibi peynir ekmek paraları değil. Bunlar çok ciddi rakamlar. Çok ciddi bir altyapı var. Bunun içinde bir de teknik sen bilmiyor musun sektör içerisinde en popüler sayım alan sen Nesim Gülgen 2-3 kişi daha varsa vardır yani. Seyhan, bunu bilirsin bak aşkım. Ben bu sektörün içindeyim ama ben bu Dilan Polat Ataşehir 76 şubenin iletişimi, ilgisi, alakası, akademi, estetik, cerrahi bölümü
Dipomet Medical'in sadece tanıtımlarını yapıyorum, emin olduğum firma olduğu için. Bana sor, iki çocuğum var, yemin ediyorum ki sana raspingin fiyatını bilmiyorum. Seyhan dedi ki beni kırdı dedi, bana söz verdi, sözünde durmadı. Ben de dedim ki yani benim hiç umurumda değil dedim. Vermeye de bilir, sorun değil, sana yapmış, senin sözünü yere düşürmüş. Ben Başakşehir'de açıyorum, Bakırköy'de açılıyor. Diğer şubemde Beylikdüzü'nde, ben Ataköy şubesi vermiyorum. İstanbul'da benim verdiğim lokasyon Pendik. Tamam işte iki kişi senden dolayı, senin müdürün olduğunu söyleyen iki kişi, iki tane erkek gitmişler. Benim tuttuğum emlakçıdan Nihat Doğan'la Sevim Alan buradan yer tutuyor. Neresi tutuyor göstermiş, bunun ya sağını ya solunu biz kiralamak istiyoruz. Dilan Polat olarak burayı açacağız demişler. Öyle bir şey yapamazlar. Öyle yapmışlar işte. Ya. Hayır yapmışlar. Ama belki hani sen bilmiyorsun, 76 bilmiyorum, tane. Bilmiyorum tabii ki Seyhan ablacığım. 76 tane bayin var ya. Yapmışlar. Ya bayin Allah 760 tane yapsın. Niye ben Nihat'la aynı masaya oturmuşum? Sevim benim dostum Seyhan abla.